burada sonuçta 45 derece var yine burası da 45 45 ve 45 olacak arkadaşlar haliyle artık eksi 2'ye k demiş ya o zaman şöyle bakın burası bir uzunluk et uzunluğu 2 yine 2 2 kök 2 olur sonra bakın d uzunluğu 2 verilmiş kelebek benzerliğinden o zaman fark etmez hani benzerlikten veya şeyden nereden görürseniz görün gerçi 2 2 2 kök 2 oluyor burası da 4 oluyor Şurası zaten iki arkadaşlar. M, O uzunluğu dikdörtgenden dolayı. Artık K'nın ordinatını bulmuş olduk. 4, C şıkkı. Orun arkadaşlar? 1 bölü 2. Bu bizim için şundan dolayı önemli. Şimdi sonuç olarak bu karenin bir köşesi de bu doğrunun üstünde. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Burası arkadaşlar A. Zaten x eksenini kestiği yer belli. 1 ve 2. O zaman ben şöyle kesirlerle uğraşmamak adına O a'ya 2A dersem, tanjant Alfa 1 bölü 2 olduğu için bakın burası da a artı 1 olacaktır. Böylece D noktasının koordinatları 2A'ya a artı 1 olur. OB uzunluğunu bize 10 olarak vermiş. Zaten bu noktadan sonra isterseniz bu noktayı denklemde yarın yerine yazın. İsterseniz de zaten karenin kenarları birbirine eşittir deyip 3a artı 1'i 10'a eşitleyin hiç fark etmez. Ben şimdi bu kolay yolunu tercih edeceğim. a buradan gördüğünüz gibi 3 oldu. Karenin de bir kenarı 4 olduğu için alan 16 d şıkkı. Belediyeki doğrunun eğimi aynıdır. ab doğrusunun eğimi y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 bu şekilde. Yine cd doğrusunun eğimi. 5 eksi 3 bölü k eksi 2 diyeceğiz. Bundan sonra artık 1 bölü 5 eşittir 2 bölü k eksi 2. 10 eşittir k eksi 2. K 12 oldu arkadaşlar. B şıkkı. Bulmak için önce bir kestiği noktaları bulalım. X'e 0 verirsek Y'si arkadaşlar. Küçük üçgenden başlayalım hatta. X'e 0 verirsek Y'si 4. Sonra x'e 0 verirsek y'si 8 o yüzden burası da 4 oldu. Sonra küçük üçgende y'ye 0 verdiğimiz zaman e, x 12. Diğer üçgende y'ye 0 verdiğimizde x 6. O zaman arkadaşlar aslında bunlar eş üçgenmiş. Ee, eş üçgenden de desene... ziyade şunu görmek lazım artık. 4 4 6 6 aslında bir dik üçgen bu şekilde ve iki kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi kenar ortay böylece 6 eşit parçaya böler üçgeni. 6 s eşittir 12 çarpı 8 bölü 2 48 s eşittir 8 2 s eşittir 16 bu şekilde kolayca, kolayca ağırlık merkeziyle gördük. Bir doğrunun y eksenini kestiği nokta soruluyor demek aslında doğrunun denklemini bulun böylece. Y'ye x'e 0 verdiğiniz zaman y e eksenini kestiği noktayı bulmuş olursunuz demek. Bu yüzden e, burada rastgele bir doğru çiziyorum. 2x artı 3y eksi 6 eşittir 0. E, 2'ye 0'dan da buna dikme indiriyorum. Neden analitik düzlemde çizmedim? Zaten nokta ve doğru özel doğru ve nokta değil arkadaşlar. Haliyle biz burada denklem bulmaya çalışıyoruz. Denklem bulmada da özel bir durum yoksa rastgele çizmek yeterli. Haliyle bunlar dik kesiştiği için birinci doğrunun eğimi Y'yi yalnız bıraktığınızda x'in katsayısı bakın. Eksi 2 x bölü 3'ten eksi 2 bölü 3. Demek ki doğrunun eğimi aynı olması için 3 bölü 2 olacak. Bundan dolayı eğimler çarpımı eksi 1 olması için pardon. Eğimler çarpımı eksi 1 olması için ikinci doğrunun da eğimi 3 bölü 2 oldu. Y eşittir 3 bölü 2 x artı ne? Gideceğiz x gördüğümüz yere 2 yazacağız. Y gördüğümüz yere 0 yazacağız. Bu nokta doğruyu sağlar çünkü. N de buradan eksi 3 geldi arkadaşlar. Artık doğrunun denklemi y eşittir 3 bölü 2x eksi 3. Bir doğrunun y eksenini kestiği yer demek x'e 0 ver demek. Y buradan eksi 3 gelir c şıkkı. Şimdi arkadaşlar önce şunu görmemiz lazım. E, y büyük eşit 0 dediği için böyle üst taraf taranır y yalnız bırakıldığı zaman denklemden büyükse üstü taranır. Alt, eğer küçükse altı taranır. Dolayısıyla şunu görüyorum. Y 3 bölü 2 x alt taraf taranmalı ki bu şekilde taralı bölgeyi elde edelim. O zaman y'yi yalnız bıraktığımızda ki kendisi zaten yalnız. Y küçük eşit 3 bölü 2 x olması gerekiyor. O zaman bu kenarda dursun. Diğer taraftan da arkadaşlar hemen diğer denklemimize bakalım. Orada da rengi değiştireyim. Yine 3 ve 4'ten geçen doğrunun da 6 çizilmeli. Böylece hakikaten hepsinin kesişim noktası bu verilen taralı bölge oluyor. O zaman bunun denklemini buluyorum. Y bölü 4 y eksenini kestiği yer 3'müş. E, y bölü 3 sonra x eksenini kestiği yer 4 eşittir 1 olacak. Eksenleri kestiği bilinen doğrunun denklemi. Payda eşitlersek 4y artı 3x Eşittir 12. Bakın şunu söylüyorum işte. Y'li olanı, y'nin katsayısı yeter ki pozitif olsun. Y'li olanı yalnız bıraktığınız zaman arkadaşlar diğerlerini öbür tarafa atarsanız bu şekilde olacak ki alt tarafı tarayın. Haliyle o zaman doğru olan kısım bu ve bu oldu. Artık şıklara uydurmak kaldı geriye. Bu doğru zaten cevabımız. Şimdi y eksi 3 bölü 2x küçük eşit 0 hepsini sol tarafa attım. Burada da Hepsini sol tarafa attım. Bakın buna uyan cevabımız A şıkkı oldu. H noktasının koordinatlarını bulurken arkadaşlar aslında iki doğrunun kesim noktasını soruyor size. A, B'den geçen D doğrusunun denklemi yani x eksi y eşittir 6 ve A ve H'tan geçen doğrunun denklemlerini kesiştirirseniz gerçekten H'ı bulursunuz. Haliyle buradan x eksi y eşittir 6'nın eğimi y eşittir x'ten dolayı sabitin önemi yok malum eğimde 1'dir. O zaman bu doğrunun eğimi de m a h diyelim ona eksi 1 olur. Eğimlerin çarpımı eksi 1 olur dik doğrularda çünkü. Haliyle artık y eşittir eksi x artı n. Nokta denklemi sağlar 7'ye 1 yazacağız bakın bu şekilde. n de 8 geldi. Demek ki y eşittir eksi x artı 8'miş arkadaşlar bu doğrunun denklemi. Diğer doğru da y'yi yalnız bırakacak şekilde yazayım. Sorun değil böyle yazmak zorunda değilsiniz bu arada. Y eşittir x eksi 6. Taraf tarafı toplayınca x'ler gidiyor. 8 eksi 6 2. 2'ye bölersek y ye 1 geldi. Yerine yazdığımız zaman herhangi birisinde x de buradan arkadaşlar 7 oldu. Koordinatlar toplamı 1 artı 7'den 8 b şıkkı. doğrunun kesim noktasını bulurken aslında özel bir şey yapmayacağız. Önce hangisini götürmek isterseniz. Ben şimdi y'yi götürmek istiyorum. Böylece eksi 4x, eksi 3x, eksi 2k artı 2k, eksi 4 eşittir 0. Buradan da x arkadaşlar 4 eksi 2k bölü 3 oldu. Sonra gelelim y'yi bulmaya. Orada da x'i e götürelim. Şurayı eksi 2 ile çarpacağım. Buradan da eksi 4 y y daha eksi 3 y. Artı 8 eksi k eşittir 0. Buradan da y k eksi 8 bölü 3 oldu. Ee, daha doğrusu 8 eksi k bölü 3 oldu. Her iki tarafı eksi 3 ile çarpınca. Şunu da düzelteyim. Şöyle 3 oldu. Burada da yine 2 k eksi 4 bölü 3 olacak. Eksi ile çarpınca onu unutmuşuz. Şimdi... Birinci bölgede demek 2K eksi 4 bölü 3 sıfırdan büyük olması lazım demek. Yine ordinat da sıfırdan büyük olması demek. Böylece bu da sıfırdan büyük oldu. Haliyle arkadaşlar K 2'den büyük öbür tarafa attığımızda burada da K 8'den küçük. 2 ile 8 arasında alabileceği 6 eksi 1'den 5 tane değer var C şıkkı. harflendirelim arkadaşlar karelerin kenarlarını. Buraya kesirlerle her türlü uğraşacağız. En azından 2B diyerek başlayayım daha az uğraşalım. Tanjant bakın gördüğünüz gibi 2 olduğu için karşı bölü komşu 2 olması lazım. Böylece B yazdım OA uzunluğuna. Karenin kenarları birbirine eşit 2B olur. Şöyle küçük kareye de A dersem şöyle bir BT uzunluğu dikdörtgenden dolayı A. Buraya A dediğimiz için 2B A kalacak. FT uzunluğuna Böylece 2B eksi A bölü 3B artı A da bu doğrunun eğimi 1 bölü 3 olduğu için 1 bölü 3'e eşit olacak arkadaşlar. 6B eksi 3A eşittir 3B artı A. 3B eşittir 4A. B de buradan 4A bölü 3 oldu. Karenin kenarı 2B idi. O yüzden büyük karenin bir kenarı 8A bölü 3. Diğeri de A olduğu için oranlar 8 bölü 3 ya da 3 bölü 8 olacak. Şıklarda 8 bölü 3 var C şıkkı. Kenar ortayı şu şekilde bir gösterelim arkadaşlar. Bir de Öklit'ten 6 olacak. Tam şuradan bir dik indirdiğimiz zaman P H diyelim. PT diyelim buraya. PT arkadaşlar bir orta tabandır. O zaman buradan şu sonuç çıkar. H A 6 olduğuna göre P de 3 olur. Bunun bize şöyle bir faydası olacak. pH 12 olduğu için BH pardon. Yine P de orta nokta olduğundan 6 6 ayrılır. Ve dikkat artık ben T noktasının koordinatlarını buldum. Absis 3, ordinat 9. Böylece tanjant alfa Z'den dolayı yine tanjant alfa. Doğru sağ yatık olduğu için doğrunun eğimi tanjant alfa eşit. O da 9 bölü 3. Orijinden geçen bir doğru direkt y ye eşittir mx'tir. Bu yüzden y ye eşittir 3x olacak. D ye şıkkı. Şimdi y ye eşittir 2x doğrusu verildiği için şöyle doğrunun eğimi tanjant alfadır. Z'den dolayı burası da alfa olur. Haliyle ben arkadaşlar burada artık şunu göreceğim. Burası 2k ise burası k'dır. Çünkü soru da k demeyim oradakiyle karışmasın. Buraya 2A yazayım. Buraya A yazayım. Tanjant alfa 2 olması gerektiği için. Şöyle beta dersem burası da alfa olur. O zaman burası da beta olur. Ve x'e y'ye 0 verdiğim zaman x 12. Tanjant alfa 2 olduğu için 12 bölü 2A'nın da 2 olması lazım. Yani burası 6'ymış. Böylece A da buradan 3'müş arkadaşlar. B noktasının apsisi de 3 geldi A şıkkı bölgelerin toplam alanı belli arkadaşlar 9 36 ve 49 58 36 daha 94 yani 47. O zaman şöyle bir hamle yapabiliriz bakın. Şu bölgenin tamamının alanını bulabilirim. Zaten taralı bölge 2'ye bölündüğü için alttaki taralı bölge 47. Bir de burada beyaz boş 9 birim karelik bir alan var. Çünkü burası 3 bakın 6 olduğu için diğer kare buraya da 3 kalır. Böylece 47, 9 daha aslında şu bölgenin tamamı 56 birim kare. Bunu şöyle yapabiliriz. Yüksekliği yamuğun 7, 6 daha 13, 3 daha 16. Alt taban 6, üst taban x bilmiyoruz. x artı 6 bölü 2 çarpı yükseklik eşittir 56. Buradan x artı 6 çarpı 8 eşittir 56. Yani 7 olması lazım. Demek ki x arkadaşlar 1. Bundan dolayı x'i bulunca artık eğimde bulabileceğiz. Doğrunun eğimi arkadaşlar normalde x ekseni ile yapılan açı. Dar açıya bakıyorum ben. Dar açıda da doğrunun eğimi sola yatıksa eğim pozitif oluyor, e, negatif oluyor. Haliyle bakın şöyle bir paralel çekeceğim. Zaten demin burayı 1 bulmuştuk. Burası da 1. Tamamı 6 olduğu için 5 kaldı. Tanjant alfa oldu yine. Ve burasının da 16 olduğunu bildiğim için tanjant alfa 5 bölü 16. Doğru sola yatık olduğu için eğim eksi 5 bölü 16. Ve üzerindeki bir nokta gördüğünüz gibi 0'a 6. Haliyle bu nokta doğrunun üstünde olduğu için denklemi sağlar. Y eşittir. Eksi 5 bölü 16 x artı ne? x'e 0 verdiğimiz zaman y'si 8 olması gerekiyor. 6 olması gerekiyor. Böylece n'ye de 6 oldu. y eşittir. Eksi 5 bölü 16 x artı 6. Payda eşitlersek 16 y eksi 5 x artı 96 olacak şu şekilde. Hepsini de bir tarafa attığım zaman 16 y artı 5 x Eksi 96 eşittir 0 yani A şıkkı.